Her ne kadar polis arkadaşlar görevini icra edip evlerine ekmek parası götürmek için uğraşıyorlarsa, bizim buradaki insanların tek amacı da evimizde çalan çocuğumuza bir lokma ekmek götürmek. Derdimiz, sorunumuz, sıkıntımız sadece ekmek için vermiş olduğumuz kavga mücadele. Biz hiçbir devlet resmi dairesinin kurumunu karşı karşıya almak istemeyiz. Ki de bundan haz duyarız, bundan da hoşnut olmayız. Maalesef ülkemizin yaşamış olduğu ve dünyanın yaşamış olduğu pandemi süreci var. 2 yıldır bu pandemi sürecinden en çok sıkıntı ve rahatsızlık duyan kesim turizm sektörü oldu. Bu turizm sektörünün yığılmış olduğu bu birikimden dolayı bu sene hepimiz çok umutlu ve ümitliydik sezona başlangıç olarak. Birçok esnafımız kredi çekti, borç aldı, hanımının, eşinin, çevresinin takılarını bozdurdu. Ve sezona biz böyle bir hazırlık yapıp başlamak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Bizim derdimiz, gayemiz, amacımız sadece para kazanmaktan ziyade sosyal sorumluluk projesini de üstlenip turizme katkı sunmak, istihdam yaratmak. Biz bunun için de elimizden gelen mücadeleyi seferberliği her türlü yapıyoruz. Elbette ki sıkıntılar var, sorunlar var. Bunu sadece kolluk kuvvetlerine bırakmadan işletme olarak kendi aramızda da iş dışarılarda bulunuyoruz. Kendi hatalar ve sıkıntılarımızı da gidermek için birbirimizden iş dışarı yapıyoruz. Şimdi bizim derdimiz tek Gümbet esnafı olarak, Gümbet Bodrum'un eğlence sektörü olarak ön plana çıkmış bir yer. Oradaki hayat, yani bura Bodrum kıyas edersek, bura Doğu'nun bir Şırnağı, bir Beytü Şababı değil, 12 de hayat bitsin. Aksine buraya gelen misafirler, ya da bütün insanlar, turizme gelen insanlar saat 10'dan sonra kılık kıyafetini giyip giyim tarzına yön verip 12'den sonra sokağa çıkıp 12'den sonra eğlenmeye geliyorlar. 12'de de hayat bitiyor. Bunda sıkıntı yaşayan tek esnaf orada giyimcisidir, çantacısıdır, takıcısıdır, esnafıdır, küçük esnafıdır, kulübüdür, müzik yayını yapan herkestir. Bizim tek derdimiz, tek sıkıntımız bu sorunun bir an evvel ortadan kaldırılması, mağduriyetlerimizin giderilmesi. İnanın arkadaşlar, inanın bunu samimiyetle söylüyorum. Kirasını ödeyemeyen, elektriğini ödeyemeyen, elektriği kesik esnaf arkadaşlarımız var. Evine harçlık gönderemeyen, çocuğuna harçlık veremeyen arkadaşlarımız var. Siz zannetmeyin ki buradaki arkadaşlar, buradaki insanlar buraya gelmekten hoşnut. Buradaki insanlar kan alıyor. Eve gidip çocukların yüzlerine bakamıyor. Harçlık veremiyor. Bankalarla onlar yani birçok sıkıntılar yaşıyor. İnanın hepsinin evinde 10 tane 15 tane icra kağıdı var. İcra dosyaları var. Kredilerini ödeyemiyorlar. Personellerine maaş ödeyemiyorlar. Tek derdimiz, tek sorunumuz devlet büyüklerimizden bu sorunumuzun kısa bir vadede giderilmesi, önümüzün açılması. Başka da başlamasını, uzatılmasını istiyoruz. Ya şimdi arkadaşlar, Gümbet buranın eğlence sektörü olarak lokomotifi, önceliği. Orada hayat 12'den sonra başlıyor. Şimdi burada biz yani esnaf olarak çifte standartlıktan şikayetimiz. Bodrum merkezde 3'te 3.5'da, Yalıkavak'ta, yani bunu şikayet bağımında anlamayın. Tabii ki bunlar da esnaflar, bunlar da iş yapsın, herkes iş yapsın. Biz sıkıntımızı giderilmesi için, mağduriyetimizi ifade etmek için bunu ifade ediyoruz. 12'de müzik yayını bitiyor. 12'de müzik yayını bittikten sonra orada terk edilmiş bir kasaba. Veba girmiş bir kasaba. İnsanlar zaten 11'den sonra sokağa çıkıyor. Gündüz herkes plajda yatıyor. Onda yemeğini yiyip giyimini, makyajını yaptıktan sonra 12'de ancak yani sokağa çıkıyor. Burada sadece mağdur olan kulüp, işletme, bar tarzı yerler değil. Ben küçük esnafım. Facebook tarzı bir yerim var. İş yapamıyorum. 3 tane işçiyle başladım. Şu an tek başıma çalışıyorum. Personeli de çıkardım. Tek başıma. Elektrik faturası geldi, ikinci tebligat gelmiş, elektriğini keseceğiz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çoluk çocuğumuz İstanbul'dan buraya gelecek. Çocuklarıma yol parası gönderemiyorum. Çocuklarım buraya gelsin. İnanın bütün insanlar böyle. Bütün insanlar sıkıntılı, problemli. Burada bütün ya şu geldi işletmelerin yarısından çoğu ikinci, üçüncü tebligat gelmiştir elektrikle alakalı. Elektriğini keseceğiz diyor. Bizim sadece derdimiz, sorunumuz, sıkıntımız mağduriyetimizin giderilmesi. Bizim devletimizden başka hiçbir talebimiz yok. Devletimizin yanındayız, birliğiz, bütünüz, beraberiz. Topu her şeyle beraberiz.
Fakat bizim sorunumuz geçimle alakalı. Biz para kazanmayı bıraktık. Geçimimizi nasıl idame ettirebiliriz? Yarınımızı nasıl sağlarız? Bizim tek derdimiz bu. Kalan çocuğumuza bir lokma ekmeği nasıl götürürüz? İnanın burada hiç kimsenin derdi para kazanmak değil. Sadece nefes, yani nefsini hakim olup geçimini sağlamak, karnını doyurmak. Bu derdimiz bu. Yarın öbür gün 10 gün sonra Kurban Bayramı, mübarek Kurban Bayramı. Herkesin de bayramını bu nedenle kutluyorum. Ya bir insan çocuğuna, evladına ayak alamayabilir mi ya? Bir babaya bunlar yaşatılır mı? Kılık kıyafet alamayabilir mi ya? Kurban kesecek bir tane Allah'ın oğlu kurdu. Şu gördüğün insanların hiçbir tanesi kurban. Ya bırakın kurban kesecek 20 kişi. Toplu hepsinden iki tane kurban çıkartacak para yapamaz. Herkes birbirinden borç para ister. Derdimiz bu, sıkıntımız bu. Devletimizden, devlet büyüklerimizden bizim tek istediğimiz bize yardımcı olması, baba şefkatini göstermesi devletin. Elimizden tutup kafamızı okşaması, başka da bir tane şey yok. Başka da bir şeyimiz yok. Gerekli bir açıklamanın bize yapılması. Bu, gönül isterdi ki devlet büyüklerimizden oturalım, konuşalım, sorun varsa hep beraber giderelim, istişare edelim. Bizim üzerimize düşen sorumluluk ne, yapmamız gereken ne, biz bunları yapalım. Yoksa bir şey istemiyoruz ki. Tek derdimiz tek bir lokma ekmek götürmek evimize. Bu. Hepinize saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Size teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Sizleri de bu güneşin altında mağdur ettik. Her ne kadar siz ekmek parası için buradaysanız inanın bizim de tek derdimiz çoluğumuza çocuğumuza bir lokma ekmek götürmek. Sağ olasınız.